Eğer barınaklarda güzel bakılıyorsa barınaklar daha uygundur. Örneğin hayvanın kalacak yol terk edildiyse barınaklardır. Yoksa yaşam alanlarıdır. Hayvanlara taş atmaktansa ekmek atmak lazım ki saldırmayacaklar bize. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bir çocuk 4 köpeğin saldırısına uğradı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sokak hayvanlarının yeri barınaklardır dedi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına bu durumun önüne nasıl geçirebilir, sizce sahipsiz hayvanların yeri barınaklar mıdır diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Sokak hayvanların yerleri barınaklardır. Çünkü dışarıda insanlara çok ciddi saldırı olabiliyor. Daha geçen gün pitbull saldırısı malum hala gündemimizde. Ancak barınaklarda yeterli bir bakım var mı? Hayır, yok. Başka nasıl bir önlem alınabilir sizce? Barınaklar büyütülebilir. Hayvanlar için daha konforlu alanlar yaratılabilir barınaklar için. Ama maalesef şu an şehirleşme, betonlaşma bunlar hayvanların yaşam alanlarını hem kısıtlıyor hem de insanlar için büyük tehlike arz ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle yerleri barınaklar değil. Onlara özel bir ortam oluşturulmalı bence benim düşüncem. Bu şekilde barınaklar olmaması gerekiyor. Sokak hayvanları onlar da canlı varlıklar. Barınaklar yani adet yerini bulsun diye yapıp da siyasi amaçla bunları söylemek doğru değil. Onlar da canlı, onların rahat edebileceği şekilde, yaşayabilecek şekilde kulübenin yapılması gerekir. Ha bu kulübeler adeta geliş güzel yani dışarıda kalmaktansa içeride kalsın şeklinde yapılacaksa hiç yapılmasın. Ha Kayseri Belediyesi yalnız daha önce köpekleri besliyorum diye tuttu zehirledi. O şekil bir şey olmasın. Yani alacaklarsa hepsini alsınlar. Yalnız bu zehirleme işi olmasın. Ha daha önce Kayseri Belediyesi bunu yaptı. Yani o köpeklere zehir verdi. Köpek leşleri yollara saçıldı. Yani bu doğru bir şey değil. Onlar da canlı. Ha tek köpekler için değil. Kediler için de olmalı. Diğer evcil hayvanlar için de olmalı. Yani yabani hayvanlara da zaten eziyet etmek, onları tutup da kesmek, asmak veyahut da vurmak bu doğru değil. Hiç doğru değil. Barınaklar yetersiz gördüğümüz kadar. Barınaklara belediye ve devletin destek vermesi lazım. Destek verilmediği müddetçe sokaklarda bayağı sokak hayvanı var. Devamlı görüyoruz. Bazen arabaların önüne çıkıyorlar, bazen çocuklara saldırıyorlar her yerde. Hani yetersiz bir barınak sistemi var. Barınaklarda da yeterli bir seviyede ne sağlık kontrolü ne gıda ihtiyacı hiçbir şey de karşılamıyor. Bu yüzden devletin önlem alması lazım. Vatandaşlara düşen görev de ellerinden geldiği kadar hayvanları beslemeleri lazım. Özellikle kış ayında ama vatandaşlarımız da pek duyarlı değil bu konuda. Diğerleri barınaklar ve doğa aslında. İşin gerçeği doğaya ama güvenli bir yerlere. Oralara yiyecek de verilmeli. Belediye veya halk arasından toplanıp kampanya yapılmalı. Belediye bir yer belirlemeli. Oraya gidip yiyecekler bırakılmalı. Bence hem istihdam sağlamış olur. Barınaklardır. Sokaklar değildir. Sokaklarda bir sürü zarar veriyorlar çoluğa çocuğa. Biz de seviyoruz. Hatta benim de bir kedim var. Ama ve lakin barınaklardır. Eğer barınaklarda güzel bakılıyorsa barınaklar daha uygundur. Barınaklar ama sokakta da tabii ki güzel bir şekilde bizim belediyelerimiz, bizim hayvanlarımıza yiyeceklerini, içeceklerini verirlerse tabii ki de sokaklar onlar için daha iyi. Ama sokaklarda doğru düzgün yiyecekleri yok, hani bakımları yok. O yüzden tabii ki de barınaklarda tercih edebilirler. Yani belediyelerimiz bunları yapmalı. Şimdi sokak hayvanı derken şartlara göre değişir. Örneğin hayvanın kalacak yol terk edildiyse barınaklardır. Yoksa yaşam alanlarıdır, çevredir, ormandır, sokaktır, mahalledir, buralardır. Barınaklarla ilgilenen olmazsa sokak hayvanları ne yapsın? Onları mecbur birileri görevlenecek, ilgilenecek. Hepimiz aslında hayvanları sevmemiz lazım. Yani hayvanlara taş atmaktansa ekmek atmak lazım ki saldırmayacaklar bize. Veya bizim de kendi köpeğimiz var. Yani hayvan sevgisi bilmiyorum yani o da bir candır. Bence tabii ki barınak olması lazım. Ama kimse gelip de o hayvanları barınaklara götürmüyor. Herkes korkuyor, istemiyor. Hayvan sevgisi yok bizim toplumda. Yani barınaklarda bakılabilir aslında. İnsanların biraz katkılarıyla, biraz para toplanırsa falan bence bakılabilir. Yani bence de öyle ama şöyle bir şey var. Pek bakılabileceğini zannetmiyorum kimse ilgileneceğini yani. Hele şu an zannetmiyorum bakılabileceğini. Tabii ki canım olmalı ya.
Hayvanlar kışın şu soğukta mesela dışarıdan ne yapacaklar? İnsan gibi onlarda da bir can vardır yani. Can candır. Onun için barınaklarda olması daha iyi ama sokaklarda gezmesi de iyi değil. İşte görüyoruz bazı felaketleri, işte çocuklara saldırıyorlar toplu halde. Ha ben şimdi severim, hayvanı severim mesela ama evimde barındırmıyorum yani onun için. Pek ne kuş olsun ne hayvan olsun seviyorum ama barındırmıyorum. Niye? İleride bir şey olduğu için üzülürüm diye.